أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات. Şimdi vesvese ve vehim, psikoloji geçen yaptık. Ben şimdi başlamadan önce size bir şey çizeyim. Bak şimdi. Lümme-i Şeytaniye. Yani 10 saat anlatacağına şöyle bir görsün. Görün ya. Şu Latife-i İnsaniye. Tamam abi. Şu kalp. Şu vicdan. Şu dimağ. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bunları şöyle yapayım, fazla mesafe vereyim. 7. Bunlar nedir? Bu tahayyül, bu tasavvur, itikat, iltizam, izan, tasdik, taakkul. Tamam abiler. Bu dima, kafa bu. Tamam. Şimdi şurada tefekkür var. Şurada ilim var. Tamam mı? Şimdi 10 ders anlatmaktan bile göstereyim. Vehim ve vesvese dersi yeni gelenler için. Bu kalp. Şimdi buraya bu adam şuraya şeytan vesveseyi atar. Şeytan vesveseyi atar. Burası lüme-i şeytaniye. Bu aleti vesvese. Bununla burayı tesir etmek ister. Bu alettir. Alet. Lüme-i şeytani aleti vesvese diyor. Tamam mı? Şeytan bu aleti kullanır. Termometre, basıncı, barometre, basıncı, termometre sıcaklığı ölçtüğü gibi. Bu adam işlemi bu. Buradan attıktan sonra
buraya atmak istiyor şeye, latife-i insaniyeye. Vesvesesin, nasıl çıkıyor onu da anlatacağım. Bu kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Dışarıya fırlıyor. Senin elinde değil ya, seninle çalışmıyor bu. Unutmayın. Vesvese nereden olur? Vesvese unutmayacaksınız. İşlediğimiz günahlardan olur. Tamam mı? Peki vehim ise terk edemediklerimizden. Bunu Risale'deki yeri söylüyorum. Risale'deki şöyle yazayım. Bunun adı defi mefasid. Kastamonu 148. Bu nedir söyleyin? Tehlike boyun. Çok güzel. Mehmet. Mehmet niye? Hadi bakalım. Hemen intikal edeceksiniz. Artık adınız soyadınız gibi. Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama gittiğiniz yerlerde ihtiyacınız olacak. Nedir Kastamonu? Takva, menhiyattan ve günahlardan. Bu menhiyat. Menhiyat. Bu günah. Peki ne diyor? Defi mefasit, terk-i kebair. Şimdi anlatacağım. İşlediğimiz günahlardan vesvese. Meniyat, Allah terk et dediği, terk edemiyoruz. Mesela namaz kılmamak, bu. Harama bakma, internetlere girme, bu. Yani terk et, bir şey yapmamakla yapacaksın. Girmemekle yapıyorsun. İşleme bu. Bu işleme, yapma, bu yap, yap, terk etme, terk etmeler. Anladın mı? Bu müsbet ibadet, bu menfi ibadet. Bir daha yazıyorum. Menfi ibadet. İbadet. Bu müsbet ibadet. Nereden geliyor? Şimdi bize lazım olan şu. Sevgili arkadaşlar. Bakayım hangisi? Şu. Şurası çok önemli. Burada ne var? Sayabilen var mı? Bilgi, malumat, şüphe, zan. Bilgi, malumat, şüphe, zan. Değil mi? Bir de çok en önemlisi vehim. Peki, şu vehim var ya konumuz, burayı kaçırma, sakın kaçırma, şu vehim var ya konumuz, nerede besleniyor biliyor musunuz? Bilgiden, malumattan, şüpheden,
zandan. Anladık mı? Peki, zan nereden besleniyordu? Hatırlayan var mı? Zanın kaynağı, zanın beslendiği, zemin. İyi düşün. Nazar, niyet. Beslendiği zemin. Bir, iki, üç. Yasin, söyle Uygur. Nereden besleniyor? Zan nereden besleniyor? Emre neydi? Nazar, niyet, ahlak. Nazar, niyet, ahlak. Bunlar birbirine geçer. Demiştim ki, hatırlar mısınız? Zan bunlardan beslendiği gibi, ahlak da bundan da beslenir. Bundan da beslenir. Bundan da beslenir. Peki, nazar bundan da beslenir. Bundan da beslenir. Bundan da beslenir. Birbirine geçişlidir. Peki, niyet bundan beslenir. Bundan beslenir. Bundan da beslenir. Birbirine geçişte oluyor. Zanın kaynağını anladık mı? Peki, şeytan buraya attı mı? Kural kardeşim, bir ders okumuyorum size. Yani nasıl çalışıyor? Makineden bahsediyorum. Sistem hastasıyım ben. Sistem nasıl çalışıyor? Ha? Şimdi Yasin, abim bu şeytan vesveseyi lüme-i şeytaniye attı. Lüme-i şeytan alet mi abim? Alet. Ne aleti? Vesvese aleti. Onunla kalbin içeriye attı mı? Attı. Senin elinde değil şu anda. İbadet yapıyorsun. Namaz kılıyorsun. İsa okuyorsun. Bu kalp latife insana atıyor. Kalbe atar diyor İsa'yı. Öyle mi? Sonra kalp kabul etmez diyor. Sonra nereye döner bu? Şetme döner. Güzel. Tahayyüle karşı şetme benzer hatıralar. Daha dur. Şetme döndü mü abi? Şetme döndü. Yani bu giren vesveseydi. Kalp attı da kalp bir çakıverdi aşağıdan kroş vurdu böyle. Attı mı bunu dışarıya? Bu dışarıya çıkan şey yani ahlaksız sözler. Küfür, annene, bacına, Allah'a, peygambere, ahirete, Müslümana, şuna buna. Kur'an okunurken sabah namazında. Oluyor bende. Bende var. Bu adam var. Nefsi mutmain olmuş muyuz? Mesela Yasin vel Kur'anin Hakim. Sabah başladı. İçerideki diyor ki koca Yasin'i şimdi nasıl dinleyeceğim ya? Vallahi ikisini de görüyorum. Şimdi bu diyor ki ikisini Allah şahit. Görüyorum. Lan ne haber lan? Diyorum ki mesela Mehmet sen Amme'yi sen mi okumuştun sabah? Hı hı. Bu sabah. Amme yetesâelûn anin nebiyin azîm ellezîhum fihi muhtelifûn. Adama bak ya. Sanki Allah inna atteyna Allah'ın ayeti değil. Diyor. Ben içimi sizin döküyorum. İnna atteyna da Allah indirmedi mi? Bu adama söylesene ya. Kısa okusun ya. Herkesin durma hali yok. Bu diyor ki ne ağır mı geldi? He? İyi. Uf puf çekti. Şeye kadar geldi. İnneli muttakineden önce neydi? Neydi? Hadi bakayım hatırlayayım bakayım. Hadi bakalım Yusuf. Hafız. İnneli muttakineden önce harfi şey söyleyin. Bu da sağlam hafız değiliz. Hüzükûne. Felem nezidekûm illa azâbe. Felem nezidekûm illa azâbe. Tamam dedi. Adam bu şey yapıyor.
fark edilsin diye ben realiteden bahsediyorum. Yani örnek oluyorum size. فَلَنْ نَزِدَكُمْ اِلَّا عَزَابًا Böyle dedi ya, of be, bitti. Mehmet, bak nasıl biliyor. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَزًا حَدَائِكَ وَاَعْنَابًا Onu da mı okuyacak şimdi? Ne haber? Ben seyrediyorum, ikisini seyrediyorum, böyle diyor, sıkılıyor. Bunu bilmeyen adam, vay be ne rezil kalbim var ya, senelerce derslerinde kal, Kur'an oku. Cüz okuyorum her gün. Gene bundan sıkılıyor. Sıkılacak tabii. Nefsi mutmainne var mı? Nerede nefsi raziye? Of be ne güzel. Cık, olur mu öyle şey? Adamı fark etmenizi istiyorum. Bu adam... İnnelil muttaki... Lan innelil muttaki ikinci rekatta oku be mübarek diyor ya. Dua bu adam diyor. O kadar da hoşuma gidiyor ki. Yani küfür ediyor. Şey, sevmiyor, nefret ediyor bu adam. Bunu bilmeyen adam ne yapar? Ben bittim canım. Rezil ya, buraya bak ya. Tamam canım, senelerden beri Kur'an'la dinle meşgul olacaksın, Kur'an suresinden rahatsız olacaksın. Ya? Evet, rahatsız oluyor benim hepsim. Firavun. İkisini de gösteriyorum size. Tamam mı Uygur yaz? Evet, tamam. Abi, bu var, bu var. Ben de bunun dışındayım. Ulan, bu dedi ki, İnnelil muttakin. Oh. Bu çıldırıyor. Daha ondan sonrasını hatırlamıyor. Bu adam yok. Daha sonrasını söyleyeyim abi. Ustad diyor ki kendi nefsi için her türlü fenalığı isteyen nefsim diye. Allah. Her ne aklına her türlü deyince artık burada bir şey yok. Her şey var. Her şey istiyor. Ha bu ne güzel diyor 75 ve 83. sayfada lemalarda. Günah-ı kebair işleyen nasıl mümin kalabilir sorusu var ya. Bir de 75'te diyor ki, insanda bazı latifeler var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de o latife ve o hakim olduğu zaman mesuliyet altına da girmezler. Öyle bir dersimiz var. Bak şimdi bu adam şey mi attı mı? Bak şimdi seyret. Attı mı abi? Nereye atar bunu? Hop. Attı. Bilgi söyleyeyim. Amme ya bu adama söylesene ya. Amme ne okuyor? İnna atteyna da Allah'ın ayeti değil mi? Biliyor demek değil mi? Bak inna atteyna da Allah'ın ayeti olduğunu biliyormuş. Bu Firavun biliyor. Ya elde ettiğimiz bilgiler. Ansiklopedik bilgi. Örf. Anane. Nesepten. Dünya ve uhrevi şeylerden aldığımız eğitimler, hepsi bunlar. Örf, anane, sen mesela aldığın memleketinden aldın, devletten aldın. Örf, anane, kültür, nesebin bir de var. Nesep var anne babadan. Bazı şeyler %10 o etkiliyor. Tamam. Bunlar, buraya geldi mi abi? Şimdi buraya attı. Tahayyül, buraya giren şetme uygun resimler yapar. Resimler üretir. Burada şey. Mesela ne attı? Sen ne günah işledin? O cinsten vesvese olur. İyi dinleyin. Baksın telefonu. İşlediğiniz günah nedir? O cinsten vesvese olur. O cinsten şet olur. O cinsten hayalde libaslanır, şekillenir. İşlediğimiz günah cinsinden şekillenir. Buraya bu şetim atılınca burada ister istemez senin elinde değil, şekillenir. Atmaz bu kalp gibi. Bu kabul eder şetmi. Ve ne yapar? O gelen kötü ahlaksız sözlere, manalara şetim, ona uygun elbise biçer. Biçtin, gene senin elinde değil. Hayalin çalışır. Bu, şu ikisi, çoğu zaman, yazıyorum. Çoğu zaman ihtiyar ve iradeyi dinlemez. Şöyle silim karışmasın.
dinlemezler. Tamam abi. Arkadaşlar haritadan bahsediyorum ha. İçinizi röntgen ettik. Hastaneye geldiniz. Ben doktorum, tamam mı? Risale-i Nur'da üniversite kitabı, öyle diyor, üniversite eğitiminden daha şey veriyor. Tamam. Şimdi geldiniz, röntgen gittik, laboratuvarda çektiniz, sizin röntgen çıktı. Ben size de anlatıyorum röntgenden çıkan. Bu böyle. Burayı çoğu zaman dinlemez kardeşim. Ya ben niye şekilleniyorum? Şekillenirsin kardeşim, senin elinde değil. Bu sistem böyle çalışıyor. Tamam mı abi? Peki, bu adam buna uygun şekillendirdi. Gelene uygun şekillendirdi. Üşenmiyorum, görüyor musunuz? Yazıyorum. Görün, beyninize gitsin. Görsel istifade %58, işitsel %17'dir. Eylül öyle diyor. Şimdi arkadaşlar, İster istemez buraya gelen ve şekillenen resme göre tasavvur alakadar oluyor. Tasavvur alakadar oldu mu buradaki şekiller buraya manaya dönüşüyor. Format değiştiriyor. Format değişiyor. Tamam. Size şöyle de bir şey vereyim. Şurası göz. Tamam abiler. Şu biraz üstte olacak ama idare edin. Şunu bozmayayım diye. Şu da kulak. Adamın. Şimdi burayı kaçırmayacaksınız. Hep ikide bir tekrar ediyorum. Birincisi, buradan gelenler burada sana rağmen şekillenir. Şekillenen her şey format değiştirerek düşünceye, bilgiye dönüşür. Şu düşünceyi de yazalım. İster istemez, tamam abiler, şuradakiler ister istemez şekle dönüştü mü? İster istemez bilgiye. Hangisi bu resim? Bilgiye mi uygun, malumata mı uygun, şüpheye mi uygun, zana mı uygun, vehme mi uygun, düşünceye mi uygun? Bu oraya değişir. Bir. İkincisi, gözden resim geldi. Yusuf, görüyor musun abi? Yasin, öteki Yasin, görüyor musun abi? Senin adın neydi? Mehmet Emin. Mehmet Emin. Bak komutanım. Şimdi buradan gelenleri Mehmet Emin ister istemez buraya atıyor. İlk gözünle gördüğün her şeyi hayale atar. Sonra kulaktan geleni, kulaktan geleni hangisini yapalım? Şu. Bak, kulaktan geleni hop buraya atar. Kulaktan geleni de buraya attı. Acayip bir yer. Karman çorman bir yer. Sonra şurada bir ağız var. Ağzı. Yediğimiz şeyler, onu anlatmıştım aşağıda. Bir zannediyorum Dima dersinde. Yenilen şeyler format değiştirerek tahayyüle döner. Şuydu. Şuydu. Şunu sileceğim de. Şu proton, atom. Tamam mı? Şurası proton. Şurası elektron. Yediğimiz gıdalar nasıl hayale dönüşür? Bir daha. İçtik mi? Bu hayale nasıl dönüşür? Ağızdan girdi. Hayali nasıl dönüşür? Şu. Onu anlatıyorum işte. Bu adam, bu pirin
pirinçtir. Pirinç. Pirinç atomu. Tamam mı? Ege'de ne kadar uğraşmışım. Doğru ve yanlış işte buldum. Adam pirinci çalışmış, terden soğumuş, emek vermiş, pirinç almış veya çalmış. O çalarken bir insanda kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Herkesin fiili bir, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Her fiilin arkası bu var. 77 Ütbe Şamiye. Her fiil arkasında ne? Temayülatından ve hissiyatından çıkar. Şimdi çaldı. Bu fen diyor ki şurası proton. Burası elektron. Buraya boşluk diyor. Boşluk. Tamam mı? Boşluk. İşte adam var ya adam, çalarken kalbin ve hissin o çalma haleti yok mu? Çalma fikri, çalayım, hangi yolla gireyim, oraya kasayı keserim, şey yaparım, bu markette meşgul olurken pirinci çıkarırım, düşünce değil mi? Pirinci çalarken aklını kullandı mı? Kullandı. Tasavvurunu kullandı mı? Kullandı mı? Hayalini kullandı mı? Kullandı. Vicdanındaki hissi kullandı mı? Kullandı. Bunlar bu daha pirinci alırken pirincin bu boşluğuna dolduruyorlar. O şeylerin. Yani pirinci çalarken düşünüyorsun. Şey düşünüyorsun. Nasıl yapacağım da akıl değil. Düşünüyorsun. Nasıl yapacağını hayal ediyorsun. Hissin de yardım ediyor. İfsat olmuş bir kalp. Bu üç tanesi birleşti mi abi? Bu ondan sonra pirinci çalmaya gidiyorum. Pirinci elimi temas ettiğim anda buradan o hakikat, yapı, yazılım pirince geçiyor. Enerji o. Enerji. Hatta havaya sıra ediliyor. Havaya, hatta kafada. Herkesin kokusu farklıdır. Tamam mı? Şimdi o çıkan sendeki enerji ilmin tespit edemedi. Elektronlar arasında ve protonla elektron arasındaki ve elektronlar arasındaki boşluğu dolduruyor. Sen pirinci görüyorsun ama pirincin içi değişik. Hırsız düşünceler, hırsız hayaller, hırsızlık hisleri orada kıyamet koparıyor. Onu da çocuğun yiyor. Ondan sonra sen de ahlaksız oluyorsun. Çünkü nasıl oluyor? Bu pirinci yedin mi abi? O adam ne düşünüyorsa meğer pirinç babanın çalanın tahayyülü, tasavvuru ve hislerini pirince yükledi, hırsızlık hissini aldım ben yedim, o hakikat bana ne yaptı nakledildi. Kopyala yapıştır. Ben de baba gibi hırsız oluyorum. Şıp diyor babasının burnundan düştü, oldu diye. Demiyorlar. Genetik bu yani. Genetik fıtrat-ı selime, fıtrat-ı seniye, fıtrat-ı selime ilk fıtrat değil yani. Şimdi babanın düşüncelerini paketledi mi pirince? Gitti çocuğa ne attı? Çocuk da öyle olacaktı. Yani çocuğa geçmek için babanın tahayyülü, tasavvuru, hisleri pirinç vasıta oluyor. Kopyala yapıştır oluyor. Şimdi bak. Buraya oldu mu abi? Kulaktan geleni hayale girdi mi? Ağızdan geleni girdi mi abi? Ağız. Gözden geleni girdi mi? Bulunduğun mekan, temas, mekan, insan üzerine etkisi yok mu? Var. Peki, yediğin gıdalar dedik, mekan, kulak dedik, göz, kulak, burun. Şurada burun.
Tamam abi. Burundakiler de buraya geliyor. Burada ne yapıyor? Tahayyül kokuları, tahayyül ne yapar? Gözden gelen şekli, kulaktan gelen sesi, dilden alınan haram ve helalı, dokunma el, mekandan gelenleri ilk önce tahayyül, onları değiştirerek mekanı diye, bak. Bak ikisini farklı, hemen şekillendiriyor bu. Bu göz, kulak, burun, ağız, dokunma. Ne etti? 5. Bir de lümey şeytaniyeden gelen şetim. Burayı ekledi mi? Ne etti? 6. Göz, kulak, burun, 7. 7 babanın işte kim verdi? Helal haram. Annesi abdestli mi abdestsiz mi emzirdi? 7. Mekan kaç etti? Dokunma. 5. Bir de lümey şeytaniyeden şet. Etti mi 6? 6 tane burada şekillenir. Şekillenen bilgiye dönüşür. O da vehimlerimizi oluşturur. O da düşüncelerimizi oluşturur. Zanlarımızı da okuyun. Yani ne kadar başka şey. Kitapta okusak vesaire. Kitap okuduk, bilgi olur, malumat olur. Peki, şuraya gelelim. Bunu değiştiremeyiz mi? Babadan geldi, benim ne suçum var vesaire. Çevreden geldi, benim ne suçum var. Ses duyduk, ne suçum var. Onların formatını değiştireceğiz. Bu şimdi size bu lazım. Arkadaşlar, bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şunu böyle sileyim. Şurayı da göstereyim. Nasıl yapacağımızı göstermek için şurayı sileyim. Bunu hastanelerde gösterilseydi ne olacak? Vesvese hastası olanlara gösterilseydi, böyle anlatılsaydı, dima ve halkın nazarında kafa, hepsini hiç bozmayayım, bunu değiştireceğiz Mehmet. Nasıl yapacağız biliyor musun? Başka renk var mı abim? Var, aç bunu, çünkü böyle yerde lazım şimdi. Şu yok. Hop, bakın. Şunları ilme dönüştürmemiz lazım. Yani ilim demek posasını atacağız. Özünü alacağız. Lübbu bulmaya kışırıyla meşgul olur. Nasıl yapacağız Yasin? Teşekkürler. Harika. Oh. Bu bütünleri hepsini buraya atacağız abi. Tefekkür edilen her şey, ama her şey ilme dönüşüyor. Bazen de tefekkür çok az, bize rağmen de çalışıyor. Neyle alakadarsan gece de rüyada da tefekkür de edebiliyorsun. Tefekkür de iradenin dışında çalışabiliyor. Tamam? Yani hassasiyetin. Demek ki bunları... Onları tefekkürle ilme dönüştürürüz. İlim ne olur şimdi arkadaşlar burada? İlim unutmayın. İlim nedir? İlim canlıdır. Şuurludur. Ve ruhludur. Allah'ın subutu sıfatından gelen bir şey cansız olmaz. Yusuf, ilimde burası oldu mu abim? O ilim canlıdır, şuurludur, ruhludur. Aynı onun gibi. Çık dışarıya, çık dışarıya, çık dışarıya. Kovmak canlı ve ruhluların işi değil midir? Kalk çık. Sen gel diyorsun. Ustad Risale'de şöyle geçiyor vesvesesi. İlim onu tard eder. Çık dışarıya diyebilmesi için fail olması lazım. İlim onu tard ediyorsa canlıdır.
kovuyor. İlim malumat değil, o düşüncelerdedir. Düşünceler ilim değildir. İlmi söyleyeyim. Subuti sıfattan dır. Sıfat ya. Cansı olur mu? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim onu tartar. Abi ben bir vesvese risalesini ezberledim. Niye vesvesem var? Senin bilgin oldu. Vesvese bilgin var. Vesvese malumatın var. İlme dönüşmedi ki. İlme dönüşen her şey hep o artık seni korur. Hazreti Ali diyor ki mal diyor, malı sen korursun, ilim seni korur. Peki ilme dönüşmeyen her bir bilgi vehimdir, başa beladır. Peki bunları tefekküre nasıl değiştireceğiz? Bu soruyu ondan sonra oturuyorum. Bunları söyleyin. Tefekküre nasıl dönüştüreceğiz? Ne yaparsak tefekkür olur. İyi insanlarla iyi yerde bulunup sünnet. O bir sebebi. Sünnet-i seniyye. Terklerle tefekküre dönüşür. Peki sana geleyim Emre. Terk yapabilmen için tek başına yapamazsın. Ne yapman gerekiyordu biraz önce söyledin? İyi. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacaksın. Bir, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacaksın. Şimdi cuma bugün. Şimdi cuma kılınır mı? Yok. Zamanı bitti. Doğru zaman değil. Tamam. Bir şeyin doğru olabilir. İşte arkadaşlar, dimağımızdaki şu sistem, tasavvurdakiler ilme dönüşebilmesi için, yani bilgiler, malumatlar, şüpheler, zanlar, vehimler, düşünceler ilme dönüşebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle terkler lazım. Defi mefasit lazım. Kesinlikle bu lazım. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Kastamonu 148. Risale-i Nur altyapısı matematiktir. Böyle zemin kurulmuş. Üzerine ilimler konmuş. Şifreyi böyle sistemi yakaladı mı, Allah nasip etti mi, hepsi sisteme dökülüyor. Hepsi sistem. Bazı izah zannediyor. Şu derste en az 20 tane 30 tane ders kullandım. Öyle mi değil mi? Ya. Vesveseyi böyle diyebilmem için vesveseyi çok iyi bilmem lazım. Çünkü çok iyi bilmem lazım ki bunu da çok iyi bilmem lazım ki buna irtibat olsun. Şey için söylüyorum. Risale'ni çok iyi bileceksiniz. Nasıl yapacaksınız onu? Çok iyi bilenlerle. Peki kendi başınıza atıflı okuyacaksınız. Toplama yapacaksınız. 2-3 defa külliyatı bitireceksiniz. En az 10 defa bitirdikten sonra atıfa dönün. Tamam? Nerede var ilim? Çin'de dahi olsa alın. Müslüman'da olsa demiyor. Çin'de dahi olsa, gavurda dahi olsa alın. İlim Müslüman'ın kaybettiği yırtık malıdır diyor hadiste. Ama ben Müslümanım, Çinli değilim, gavur değilim. Çinliden alıyor, benden almıyor. Gaye süt içmekse sığırın cinsi önemli değil. Beyaz sığır olur, siyah olur, montofon olur, Holstein olur, renkli olur, siyah beyaz olur. Önemli mi kardeşim süt alırken? Vallahi bu kırmızı sığırdan mı, boz sığırdan? Eğer gayen elma yemekse ağacın eğik büyüklüğüne bakılmaz. Sen gayen böyle bir şey ise Ahmet'e Mehmet'e bakma, git keresteden ağaçta meyveyi kopar. Tamam. Şimdi burada soracağınız var mı? Ben bu kadar tek tek anlattım. Yusuf. Allah razı olsun. Tamam mı abi? Şimdi şeyi okuyayım. Kaç dakika oldu? Neredeyse 50 dakika. Yani 5 tane hisse duygudan başka insanın algılayabileceği başka bir şey var mı? Var işte. Dedim ya bu 5 tane göz, tamam. Kulak, burun, ağız, mekan dokunmaya. 5. Bir tane de neydi? Lüme şeytaniyeden gelen şetim. Bunların dışında? Yok. Sen söyle. Sek ve şek.
Ha, o duygu. Yani Üstad diyor ki beş duygudan aç. Sevk ve şefk. O içten doğma, kalpteki, vicdandaki, içsel dışarıya vurmalar o. Sevk oluyorsun, şefk oluyorsun. Şefklenmek, şey yapmak, bir de sevken. O şeye dönüşmez yani bunlara. Hayra ismet eder onlar. Beş tane dışarıdan mı? Beş tane aslan dışarıdan değil. Aslan sevk ve şefk dışarıdan etkilenen tarafı da var. Mesela öyle adam bir şey dinlersin, şefklenirsin, bir ders dinlersin. Sevk olursun. Bu da aslında bu da var. Ama bunları ben şeye koydum. Mesela etkilenirsen ya kulaktan girdi bu seminer konuşma ya da gözden girdi. Ama bu ustad sen dışarıdan anlatılanla veya gördüğün filmle sevk ve şefk o değil. Sevk ve şefk batının kaynaması. Çünkü o zaman kulak ve göz dedik zaten. Bazı sebebi bağlı da çalışmıyor. He? Sebebi bağlı da çalışmıyor. Hayır, sebebi yok onun. Sevk ve şefkin. Bir anda şey coşarsın. Ona kabz ve bast aletleri denilir. Kastamonu 8'de. Şimdi ben şurayı da okuyayım. Bu malumatın üzerine. Kardeş, çalışıyorum. Onun için zamanım yok. Tek tek böyle. Çalışıyorum. Koca cumada. Bugün 3. gün. Zamanın sureti. Zamanın hakikati. Zamanın mahiyeti. Geçmiş ve gelecek. Hal. Mazi ve müstakbel. Ezel ve ebed. Manzar-ı âlâ. Bunlarla meşgulüm. Dua edin bitireyim. Şekillendiriyorum. %90 bitti. Ya bir iki günde. Harita. Ha böyle göreceksin. Tak böyle çık. O kadar. Ama günlerce uğraşıyorum. Ben ama kalkacağım 10 saniye almayacak. Bitti ya. Allah hamdolsun. Cuma'da namazın sureti oldu, zamanın sureti olduğunu söylediler. Namazın suretini kaçırma. Nedir o dedim? Alem-i şehadetteki şu bizim zaman var ya, istikbalden hale uğrayıp dökülmesi zamanın suretiymiş. Bilmiyorum. Peki dedim, hakikati nedir? Lev-i mahfe ispattır diyor, ustad ya diyor. Peki, lev-i mahfe ispat, kendisi soruyor ha, ben de dinliyorum namazdayım ha. Peki lev-i mahfe ispat neydi? Lev-i mahfuzun yazar bozar tahtası. Lev-i mahfe ispatın kütüğü nedir? Lev-i mahfuz. Eğer dedi, namaza diyorlar, lev-i mahfe ispat namazın hakikati ise ki ustad diyor aşiyede 30. sözde, namazın her şeyin bir hakikati vardır ki zamanın da hakikati lev-i mahfe ispattır. Lev-i mahfe ispat zamanın hakikati ise, lev-i mahfe ispat da lev-i mahfuzun defteri ise otomatik lev-i mahfuz zamanın manyetidir. Allah'ın izniyle %90 bitti. Tamam, masama oturdum mu? Tamamdır. Bayağı yardım alıyorsun abi. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ben ettim dese Allah onu hak ile yeksan eder. Allah şahit olsun. Nefsine verdiğin anda hiç şansın yok. Çünkü yalan söylüyorsun. Öyle bir şey olsaydı demezdim. Belki kandırır diye size söylüyorum ki diyemezsin. Öyle değil mi? Bak ona da diyorum. Oradan ders almadık. Cuma'ya gittik diyor ama ders aldık. Peki. Şeytanların ve cinlerin ihfal ettikleri ruhların gayri meşru bilavelet evlatları ve çocuklarıdır vehim ve vesveseler. Bunu unutmayın. Bir daha. Şeytanların ve cinlerin ihfal ettikleri İnsanları, ihfal ettiği insanlar var. Hepimiz. Şeytanların ve cinlerin ihfal ettiği ruhların gayrimeşru çocukları ve evlatlarıdır. Neler? Vesveselerle vehimler. Bu cümle nasıl bir cümle ya? Şeytanlar ve cinlerin ihfal ettikleri ruhların gayrimeşru çocukları ve evlatlarıdır. Ne? Vesvese ve vehimler. 2. Vesvese risalesinden aldığımız bilgi malumattır. Eğer bu bilgi kalbe imtizaç ederse ilim olur. Çünkü ilim canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Malı sen korursun fakat ilim seni korur. Koruyamıyorsa sen elde ettiğin
Risale seni koruyamıyor mu? O zaman bilgidir. Çünkü ilim onu tard eder. Vesvese hala kaybolmamışsa sendeki vesvese bilgisidir. Vesvese ilmi değil daha. İlim onu tard eder, tard etmiyorsa bilgidir. Gazali'ye göre akıl ve kalp bütünlüğüne ilim denilir der Gazali. Akıl ve kalp bütünlüğüne ilim der. Şeytan ve vehim Allah'a Celle Celaluhu haşa yok der. Çünkü görünmüyor derler. Mesela şeytan bize Allah'ı inkar ettirmez mi? Ettiriyor. Ne diyor en çok gerekçesi? Allah görünmüyor. Bunu diyen de görünmüyor. Kendini deşifre ediyor. Ama deşifre ediyor aslında. Allah görünmeyen diyen şeytan da görünmüyor. Diyen de görünmüyor. Mehmet Ali miydi? Mehmet Emin. Anladın mı abi mantığı? Anladım abi. İlginç değil mi? Ona denildi. Sen de gözükmüyorsun. Yok musun şimdi? Allah gözükmüyor. Yoktur diyen şeytan. Biz de şeytana diyoruz. Sen de gözükmüyorsun. Yok musun? Peki o ki yoksun. Bu benim bana rağmen dürtüler var, duygular var, şehvetler var, arzular. Kim bunlar? Cin, sellik. Cin, net. Cin olduğu nettir. Bunlar kim? Sen de gözükmüyorsun. Yok musun? Neyle varsın? Vesvese ve vehimle varsın. Allah'ta neyle var? İlim ile var, his ile var, kalple var, vicdanla var. Latife olarak var. Hem sen aldattıklarına kendini inkar ettiriyorsun. Mesela şeytanın büyük silahı nedir? Burada kimse yok, bir sensin. Niçin? Her içinden doğanları benden doğduğu zannedersin. Bakunu, çakuna, kim diyor bunu? Ben. Ulan ne rezil kalbim var desin diye. Oysa şeytanın en büyük desesesi kendisini, kendine tabi olanları inkar ettiriyor. Adam şeytanı varlığını inkar eder, hatırına getirmese içinden doğanları kimin der? Kendisinin der. Eğer şeytanı kabul edersek, şeytana şuurlu olursak içimizden doğanlar bize ait olmadığını, kötülükler ona ait olduğunu, çünkü başka bir birim var. O zaman onun şerrine kurtulursun. Şeytanın en büyük tuzağı kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirir. Allah ise bilakistir. Kendisine tabi olanlara kendisini var eder. Mesela nasıl eder? Şu anda derste rahat değil misiniz? Namazda rahat değil misiniz? Kur'an'da rahat değil misiniz? O nispette Allah size ayağın oldu. Latife-i Rabbani'ye yapıyor bunu. İki tane cümle kaldı. Savunmada kalma. Bu çok önemli. Savunmada kalma şeytana karşı. Yani bir araştırma hedefin olsun. Hep vesveselerle uğraşma. Savunmaya geçme. Türkiye'nin eski hali gibi. Askeriyede eğitim vardı. Hep savunma. Düşmana karşı savunma. Ya hiç hücum eğitimi almadık. Çünkü Kemalizm, Lozan, Mondros, Serb muahedesinde, anlaşmasında Türkiye'yi bitirdiler. Bütün savaş eğitimleri askeriyede hep savunma üzerineydi. Saldırma yok. Yeni oldu şimdi. Şimdi sen de hep savunmadasın. Saldırıya geç. Nedir o? Konu araştır. Mevzu merak et. Evet nedir? His nedir? Hissin ifrat tefriti nedir? Bunları al. Bunları tek tek çalış. Yani eğer böyle çalışırsan saldırıya geçiyorsun. Savunmada kalma. Yani bir araştırma hedefin olsun. Konu araştır. İlmi hedefine ciddi müteveccih olursan kendini dinlemeye zaman olamaz, hatırına da gelmez. Yani böyle bir insan kötü zanlar gelebilmesi için zaman ne olacak? Zaman önce de düşünecek. Öyle mi ya? Böyle dedi. Ama bir hedefi olan, mesela benim masada zamanın sureti, hakikati, mahiyeti, geçmiş, gelecek, hal, mazi, müstakbel, ezel, ebed, manzara, Allah. Ezberden söylemiyorum. Hepsi kafamda şekillenmiş ya. Oradan söylüyorum. Böyle şeyin olursa bana nasıl girecek ya? Zamanım yok ki. Düşünme zamanım yok. Efendim Yasin. Şey var değil mi? Doktor meşguliyet. Doktor meşguliyet. Bak yani bir araştırma hedefin olsun. Konu araştır. İlmi hedefine ciddi müteveccih olursan kendini dinlemeye zaman olmaz.
hatırına da gelmez. Saldırıya geçmeyen, savunmada kalan kaybeder. Yani bir saldırdı Türkiye'ye, def ettin. Bir saldırı, ama bir daha girecekler de yani. Yorulacaksın sen de. Hep savunmada olanlar bir gün kaybedecektir. Hep geç. Kendine yatırım yapanlar saldırıya geçiyor demektir. İlim yap. Allah Resulü bunu şöyle simgeliyor aleyhissalatü vesselam. İki günü eşit olanlar zarardadır. İki gün eşit demek savunmadadır. Kendisine bir yatırım yaparsa hücumdadır. Savunmadayken bir zaman boşluğunu bulabilir. Sen saldırıya ilmi yaparak ki saldırıdır ona. İlim yapmak ona saldırıdır. O senden devamlı kaçar bu sefer. Devamlı kaçar. Mesela yatağa yatınca geliyor bana. Böyle gelince tabii mevzu vardı ya. Şimdi mesela masada çalışıyordum. Nasıl gelecek? Kur'an okuyorum. Nasıl gelecek? Ders yapıyorum. Nasıl gelecek şimdi? Ne zaman bulabiliyor? Yürürken, bir de yatağa girerken. Tuvalete girerken. Yemekte de olmuyor. Konuşuyoruz. Banyoya gittim. Yatağa gittiğim zaman. Bu ne konuydu? Zaman mı Mehmet? Yatarken Allah Allah o surete olur mu derken öyle uyur. Ayşe Fatma dolarla, parayla, euroyla, Hasan Hüseyin'le yatarsan bu manayla kalkamaz. Adam girer. Eğer yatarken de Hazreti Ali diyor, yatarken istiğfar edin. Gündelik hayatı bozun. Allah Resulü diyor, Tebareke'yi okuyun. Ölürseniz şehittiniz, öldüğünüzü anlamazsınız. Hakikat mesleği diyor ki, o mevzu olduğun bir şeyle, tefekkürle yat. Saldırıya geçme budur. O da kaçar. Bir devlet saldırırsa abat olur. Savunmada kalırsa hak ile yeksan olur, yok olur. Adetullah kanunu budur. Lüme-i şeytane denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatı ile konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahibinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde şeytanların vücuduna kati bir delildir. Lemalar 83. Keşke bu zamanım olsa da bu cümleyi yazsam. Böyle dizseydim. Tamam mı? Yazayım da ondan sonra kapatayım. Olur mu? Peki. Yazayım. Üşenmeyeyim. Siliyorum. Sildim zaten. Bak. Ve ders bitti onunla. Peki biraz önce karmaşıktı. Şimdi sildik. Ne kadar rahatladık. Ha. Kontrolsüz bilgi de böyledir. Birbirine girer. Şimdi bak, çiziyorum. Ya yukarıdaki şeyi getirseydik ama neyse şimdi değil de. Lümme-i şeytaniye denilen bir alet ve sese görüyor musunuz? Ve küçük yazıyorum ki sığmayacak diye kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve
Niye bak karıştı değil mi? Şimdi bak ne yapacağım? Bir şekillendireceğim, değişecek her şey. Gördün mü? İkisinin cem manası. Bak, ifsat edilen kuvve-i vahime şu. Vahime, küçük bir şeytan. Burası çok önemli. Manadıyla aynen oluyor. Küçük bir şeytan. Hani var ya, insi şeytan, cini şeytan. İnsan ama insana benziyor şeytan. İnsan ruhu, cesedi insan, ruhu şeytan. Şeytan. İns ve cinli şeytanların şerinden demiyor musun? Şeytan yani. Manevi falan demiyoruz. Bizzati şeytan adam. Adam kendisi şeytan. Beden elbisesinde. Şeytan bak. Küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini. Şeytan hükmüne geçtiğini ve siz de gittiğiniz memleketlerde gayret edeceksiniz. İnsanlara faydalı olmak için üşenmeyeceksiniz. İyi çalışacaksınız. Yani verebileceğin en iyi olacak. Gayretin olacak. Ne aldığınızsa değil. Sen gayret et. Allah kerisini tamamlar. Bildiklerimizle amel edersek Allah bilmediğimizi de öğretir. Öyle diyor değil mi? Ondan sonra sahibinin ihtiyarına zıt. Sahibinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini bir şey yapacağım değişecek mana. Hissen ve hadsen hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna şunu yapayım da karışmasın görün. Burasıdır. Büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Nerede geçiyor? Hatırlayan var mı? 83. Bak gördünüz mü abiler? Lüme-i şeytani denilen bir aleti vesvese. Lüme-i şeytani neymiş? Tarifi yaptı. Bir şeytani lisanmış. Şeytani lisanmış. Bak. Tamam abi. İfsad edilen kuvve-i vahime
tasavvur. Peki vehim vardı ya, ifsat edilmiş. Hani var ya böyle çizmişti kafada. Tahayyül, tasavvur, taakul. Tasavvurdaki vehim. O ifsat edilince küçük bir şeytan olur. Hangisi? Bir daha yapayım. Şurası. Adamın kafası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak şurası. Tasavvur. Burası tahayyül. Burası taakkul. Yazmıyorum. Şimdi şu önemli bizim için. Şu. Vehim. Düşünceler. Şüpheler. Şüpheler. Zanlar. Şimdi bu şeytan hangisi şeytan? Mehmet, bak abi. İfsad-ı kuvve küçük şey hükmüne geçti. Bak şu. Şu kalemle yapayım ki anlaşılsın. Şuradan getiriyorum. Kafamızdaki şuraya kadar şeytan girebiliyor. Ondan sonra çıkamıyor. Dima, cinler ve beş tane, altı tane, şey beş tane var ya, göz kulaktan içeri girenler ifsat ediyordu. Bundan yukarı çıkamıyor. Bak küçük bir şeytan neresi? Senin kafanda var. Bu vesvese değil ama daha mı farklı? Değil. Nasıl? Değil işte. Maddi ama. Düşünce şeytanı. Bak öyle dedi bana böyle. Ve zan işte. Suizan. Herkeste oluyor. Herkeste olur tabii. Peki herkes ne yapar? Taakkulü çalışan. Taakkulü. 33 tane madde var burada. Eğer dershanelerde kalır, risaleleri okur, derslere gidersen dışarıda olan, yani iyi insanlara meşgul olursan, şurada taakkul, tasdik, sen tefekkür edersen, edersen şeytanın vehimleri ilime dönüştürürsün. Şeytanı bile kullanıyorsun. Hatta. Şimdi bittiği şey yapayım. Küçük bir şeytanlık buna geçtiğini, sahibinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif. Tamam. Cümleyi görüyor musunuz? Hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, alemde büyük şeytanların vücuduna kati delildir. Böyle çizersen gördün mü? Ya alemde küçük alem, büyük alem. İnsanda bir şey var olan büyükte de var. Şecere-i hilkatta şeytan var, bizde de şeytan var. Oldu abim. Sorusu olan var mı? Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.